Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Hepinize selam, hayırlı hafta sonları. Bu videoyu cumartesi günü çekiyorum ama pazartesi günü yayınlayacağım. Çünkü neden? Bir biliyorsunuz Yalçın vardı yanımda. 15 günlük bir eğitim yaptık ve artık eğitimle ilgili işimiz bitti. Bugün son. Kendisi bugün artık Kocaeli'ye taşınacak. Yani pardon, Kocaeli'ye gidecek memleketine. Oradan da önümüzdeki ayın sonunda nasipse eşiyle birlikte Almanya'ya uçacaklar. Tamamen gidiyorlar. Ben ona zaten mesleği biliyordu ama eksikleri vardı. Eksikleri tamamladım. Sıfırlamalar ve katlarda, ama bana sorarsanız geldiğinde ben müşteri verdiğimde kestiği saç beni memnun etti mi? Etmedi. Yani kendisi tıraş yaptığını sanıyormuş. Makası tuttuğunu, makineyi nasıl tuttuğunu meğersem o kendince tıraş yaptığını sanıyormuş ama maalesef öyle bir şey değildi. Ben 15 günde neler kattım ona. Ha, bu arada Yalçın'ı göstermeyeceğim. Kendisi sadece sesim çıkabilir ama kendim gözükmek istemiyorum dedi. O yüzden arkadaşlar böyle soru cevap şeklinde bir konuşma gerçekleşecek aramızda. Bakalım benden memnun mu? Ben ondan memnun muyum? Ha, bu arada şu arkada gördüğünüz kardeşimiz var ya, kalktı. Bak şuraya gelsin, gel gel gel. Ha, bu arkadaşımız da İzmir Buca'dan. O da bugün eğitime başladı. Daha doğrusu dün başladı eğitime. Onun 30 günlük bir eğitim var aralığın 15'ine kadar. Dün bir tanışma faslıydı. Bugün de artık bir böyle yavaş yavaş onunla bir eğitime başladık. Evet, fazla lafı uzatmadan başlayalım. Yalçıncığım. Evet. Evet kardeşim. Şimdi sendeyiz. Şimdi 15 gün önce geldiğinde şu anki arasındaki farklar neler? Yani fark tabii ki var. Dediğim gibi yani izlerde eksiklerim vardı. Tamam gülüm. Yani en önemlisi makas tutuşunu bile yanlış tutuyordum. Tamam. Bundan önce zaten bir 6 ay bir geçmişim vardı. 6 ya da 8 ay bir geçmişim berberlik vardı. Geçmişim vardı. Tamam. Ama tabii kendim gördüğüm kadarıyla ya da işte arkadaşımın, o zamanki arkadaşımın gösterdiği kadarıyla yapıyordum. Ama tabii daha profesyonel bir eğitim almak için o yüzden seni tercih ettim, buraya geldim. Yani pişman olmadığımı da ya da haksız, haklı olduğumu gösterdin. Yani makas tutuşum bile farklıydı. Zaten makas tutuşlarıyla başladık. Bu şekilde güzel bir süreç atlattık. Peki bunların içinde daha başka neler öğrettim ben sana? Mesela bir saniye. Şimdi en bas... ilk geldiğin günkü şeyi soracağım. Şimdi sana anlattığım şeyleri soracağım. Sen bana cevabını ver. Frontal neydi? Yani frontal ön taraf, ön lob. Kafanın ön lobuyla şakakların olduğu bölgeydi. Evet. Tamam. Parietal bölge? Parietal de tepede, şu arkada dönerlerin olduğu kısım. Evet, güllerin olduğu kısım. Temporal bölge? Temporal de yanlar. Yanlar ve arka tarafı uzanan kısım. Şu bölümler. Evet. Tamam. Oksipital bölge? Ensenin üst tarafındaki çıkıntının olduğu yer. Çak bro. İşte budur. Bakın bunları öğretmişim. İşte buna göre, kafa yapısına göre saç kesimlerinden bahsettim. Ve yavaş yavaş onları da yaptı, Allah'a çok şükür. Öğrettim. Başka gülüm. Ya şimdi mesela izleyen arkadaşlar diyecek ki, ya bu temporal nedir, frontal nedir, ya da bu ne işe yarayacak? Ben... Ahmet amca gelecek diyecek ki benim saçımı kes. Ona temporallerin böyle, frontallerin böyle mi diyeceksin? Ama tabii ki bu işi yani hakkaniyetiyle gerçekten meslek olarak yapmak isteyen arkadaşların bunu gerçekten bilmesi lazım. Gelen kişi, gelen müşteriyi kendilerince yönlendirmesi lazım. Yani daha önceki başka yerde kestirdiği insanlara yalan yanlış ve yamuk yumuk kesenleri işte daha detaylı bu şekilde izah etmesi lazım. Yani aslına bakarsan biz bilimsel olarak gidiyoruz, evet. Ama bunu normal bir insan bilimini anlayamaz. Bu bilimi aslında anlayabilecek olan insanlar doktorlar, yani kafayla uğraşan doktorlar. Evet. Onlar bilir bu sistemleri. Diğeri normal müşteri gelse, adam otursa buraya, ya işte senin temporal bölgen böyle dese, adam diyecek ki kardeşim ne diyorsun, ne temporal ne? Diyeceksin ki yanların işte bak buraların çok şişkin mesela. Veya çok basık, ona göre istediğin sıfırlamalı model bu saça olmaz. Sana şöyle bir kesim yapmamız gibi gibi metodları. Evet. Peki mesela bilmiyorum Türkiye'de bu işi yapan kaç kişi var, nedir ne değildir.
Onların içinden beni sıyıran neydi? Mesela koskoca kalktın Kocaeli'nden bana niye geldin? Ya ben araştırdım. Bir 15 gün boyunca araştırdım. Tamam. YouTube'da, Google'da, sosyal mecralarda araştırdım. Tamam. Türkiye'de 7-8 tane bu işi yapan insanlar var. Tamam gibi. Hepsiyle de neredeyse görüştüm tek tek telefonla. Ve hep çoğusu işi yani pratikten ziyade teorik olarak önce anlatayım. Ders niteliğinde. Ve birkaç tanesi zaten böyle bir böbürlü artık böyle 10 kişi 12 kişi alan insanlar var. Bu bizim videomuzu izleyen insanlar da muhtemelen çoğusu biliyordur zaten bu insanları. İsim olarak da biliyordur. Ben o eğitim metodu bana göre değildi. Uymadı Uymadı, bana uymadı. yani Ben daha çok birebir eğitim istiyordum. Birebir eğitimi de veren Türkiye'de tek insanlardan bir tanesi Halim Altan Kinkab. Telefonla da kendisiyle görüştüm. Telefonla görüştükten sonra zaten samimiyeti çok samimi geldi. Daha bizden biri olarak geldi. Özellikle birebir eğitim vermesi zaten. Ve işin tam fırınında olduğumuz için, mutfağında olduğumuz için o yüzden seni tercih ettim. sağ ol canım benim. Teşekkür ederim. Valla ben de sana eğer ki 15 gün içinde bir şeyler katabildiysem kanka, gerisi önemli değil. Eğer ki ben seni bir yerlere getir... Ha şöyle bir şey var. Sakal tıraşı. Bak mesela sen usturayı hiç bilmiyordun. Hiç kullanamıyordun usturayı. Evet. Usturayı hiç kullanmamıştım. Hatta bir buçuk iki tane ıstıra ile tıraş da yaptım. Çünkü neden? Artık gençler şöyle bir şey var. Yani artık ustura devri kapandı gibi bir şey ya. Çünkü artık gençler hep böyle katlı kesimler. Bak yaşlılar bile dün bak bize 60 yaşında bir amca geldi. O bile sivri sakal yapmış yani. Kısadan uzuna doğru. Hatta onun sakallarını da Ramazan aldı. Ya düşün yani. 60-65 yaşındaki adamdan bahsediyoruz. Yani o bile jilet kullanmıyor yani. Artık o devir yavaş yavaş kapandı. Ama ben bu usturanın eğitimini verdim mi? Verdim. Yaptı mı? Yaptı da. He ben Benim üzüldüğüm bir nokta var aslında bakarsanız yalçınla alakalı. Solak oluşu. Bu bizim meslekte sol el çok sıkıntı. Mesela sakal tıraşı yaparken de soldan başlıyor sürekli. Çok terse çalışılıyor aslında bakarsan. Onu işte bir sağ ele bir çalışabilse, sağını bir öğretebilse çok güzel bir vakit geçirecek. Çok güzel tıraşlar çıkartacak. Allah'a çok şükür şu anda çıkartıyor ama sol elle işte. Kanka, başka insanlara eklemek istediğin bir şey var mı? Benim hakkımda veya senin hakkında. Yani eksiklerimi giderdim burada 15 günde. Tabii ki Tamam. daha üzerine koyacağım ve daha zamanım da var. Evet. Üzerine de çalışa çalışa koyacağım. Tamam. Daha kendimi geliştireceğim. Önümde bir yol var. Ama gönül rahatlığıyla seni tercih edebilirler. Teşekkür ederim kardeşim benim. Rica ederim. Allah razı olsun. Gülüm benim telefon çalıyor. Galiba yengen arıyor. Tamam. Bekle bir durdur. Sen şey yap. Yengeni aç konuş. O bizi şimdi alsın diye şey yapıyor. Konuş. Halim abi de YouTube videosu çekiyor de. Evet. Bak, dediğim gibi Tamam. şurada arkadaş var ya bak şurada oturan Gökhan. Gökhan senin bugün kaçıncı günün gülüm? İkinci. İkinci gün. Dün ne yaptık? Dün normal tanışma faslıydı. Hiçbir şey Ben yapmadık değil normalde mi? bayan kuaförüyüm. Ekstra olarak bay bayan olması için o yüzden size eğitime geliyorum Tamam. buraya. Ben de size Bugün güvendim. nasıl geçti? İlk günün Bugün nasıl geçti? teknikseldik hani. Biz şimdi ben mesela yıllardan beri bayan kuaför olduğum için o sisteme göre hani şeydim. Ama çok Siz farklı. aynen siz beni bugün hani daha şeye göre yaptınız. Hani makas tutuşundan başladık zaten bugün öyle yaptık. Bugün makas eğitimini Aynen. almaya başladın değil mi? Makas eğitimi Bu aynen. böyle yavaş yavaş üzerine koyacak. Aynen. Tabii makas tutuşları önemli tabii. Aynen. Tabii. Onlar önemli. Daha şimdi bu Aynen. ilk günü şimdi bir yarın pazar var. Pazartesiden itibaren daha da farklı sistemlere Ben dediğim geçeceğiz. gibi Şu anlık aynen memnun musun benden gülüm? memnunum aynen. Tamam. Ben baya bayan olacağı için inşallah bay kuaföründe sizden öğreneceğim halim diyeyim. İnşallah Sağ gülüm. olun. Sağ ol. Siz de Teşekkür sağ olun. ederim. Teşekkür. Arkadaşlar, bizim videomuz bu kadar. Kendiniz de duydunuz Yalçın'ı. Gökhan'ı da duydunuz. Bu arada ben eğitimlere bir kişi alıyorum, iki kişi almıyorum. Çünkü Yalçın artık bugün gideceği için tek sadece Gökhan'la ilgileneceğim. Şöyle bir şey var. Gökhan'ın bayan kuaförü arkadaşları da varmış 4-5 kişi. Eğer ki olursa Gökhan'dan sonra onun bir abisi veya bir kardeşi gelecek. O bitecek, biri daha gelecek. Yani nereden baksanız benim herhalde bir 5 ayım veya
Gökhan'la birlikte, seninle birlikte 6 ayın bu dolu oluyor. Abi, eğer abi, öyle olursa. Olursa öyle. Olmazsa aynen, belki 2 ayım dolu olacak. Bir Gökhan, bir de bir abisi var, onunla dolu olacak. Diğer 3 kişiden tam olarak net değiliz. Onlar daha ilerleyen zamanda netleşecekler. Yani eğitim almak isteyenleriniz varsa buna göre uyarlama yaparlarsa iyi olur ki ben zaten açıklama kısmına da numaramı bırakacağım. Hem açıklamada var hem başlıkta numaram var. Eğitim almak isteyenler bana WhatsApp'tan ulaşabilirler. Artı kanalıma abone olmayı, bildirim çanını açmayı lütfen unutmayın. Yorum da yapabilirsiniz. Açıklamalar kısmında Instagram adresim hem iş şahsi hem iş adresim var. TikTok'tan da takip edebilirsiniz. Yani bizim kısa muhabbetimiz böyleydi. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz. Bay bay.